Bir başka sanat programından daha bu haftada hepinize merhabalar. Programımızın bu bölümünde uzun yıllardır belgesel sinema alanında çalışmalarını yürüten sevgili Koray Kesik'le beraberdik. Bu serüvenin nasıl başladığını, hangi projelerde yer aldığını, belgesel sinema alanında özellikle çalışmayı neden tercih ettiğini biz sorduk, o yanıtladı. Buyurun birlikte izleyelim, birlikte dinleyelim. Belgesel sinema projelerini takip edenler, bu alanda hala üretimlerine devam edenler muhakkak Koray Korakesi tanıyorlar. Fakat biz tanımayanları düşünerek, istersen biraz senden bahsedelim. Bu alanda ne zamandır çalışıyorsun? Bu serüven nasıl başladı? Bunu şöyle cevaplayabilirim. 90'ların başıydı, 92-93 yıllarıydı. Enis Rıza'nın işte yönetmenliğini ve ortaklığını yaptı ve TR araştırma yapımı yönetiminde başladı süreç. Asistanlıkla başladı. Yani özellikle zaten tercih etmiştim ben o hani yapım şirketini. Çünkü şey sürekli belgeseller üretiyorlardı. Ya yani duyuyordum işte çevremden. Böyle bir boşluk oldu. Onların kadrosunda da böyle başvurdum, kabul gördü. ve asistanlıkla başladı süreç. Yani 3, 4, sanırım 5 yıl gibi bir süre kamera aslanlığı yaptım çeşitli projelerde ama çoğunlukla belgesellerde. Ondan sonra işte öğrenci filmleriyle, işte destek filmleriyle kameramanlık sonrasında işte görüntü yönetmenliğine evrildi süreç. Aşağı yukarı işte ne kadar 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Ya işte o 2006 sırasında işte Çayan Demirel ile tanışmışlığımız oldu. O da 38'e yeni başlıyordu. Dersim katliamı ile ilgili bir projeye başlamıştı. E, projesinden bahsetti. Dedim ben yardımcı olurum. Hani bir, bir ticari hiçbir şey yok aramızda. Bir arkadaş aracılığıyla tanıştık. Ve Çayan'la beraber bir yolculuğa başladı. Orada hani şey benim belgesel algım da değişmeye başladı. Daha farklı projelerde yer aldık. İşte 38'den hemen sonra Diyarbakır cezaevini 2 -2 5 cezaevini cezaevine çektik. 2-2,5 yıl kadar o sürdü. Arkasından Doktor Şivan'ı çektik. İşte arkasından da işte Bakur bir belgesel çektik. O süreç öyle gidiyor. İşte Çayan bir rahatsızlık geçirdi. Böyle bir araya bir mesafe girdi. Bir ara verdik Çayan'la ama belgesel devam ediyor benim için. Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Bakur filminin de aynı zamanda görüntü yönetmeniydin. Ee, belki yer aldığın projeler içerisinde en çok bilinenlerden bir tanesi bu oldu. Ee, fakat e, dediğim gibi içerisinde bulunduğun, e, çalıştığın, hazırlık aşamasında yer aldığın e, birçok film var. E, bunlardan başlıcaları en çok aklında kalanlar hangileri? Aslında şey e, ya benim için ya yani kıymeti, ya yani hepsi kıymetli ama hani çayanlı çalıştığımız işler çok daha farklı. işte Diyarbakır 5 nolu cezaevi inanılmaz farklı. Benim için çok etkili işti benim için. Çünkü yani Diyarbakır cezaevine dair çok şeyler okuduk, gördük ama hani yaşayanlarla ve yaşayanların bunu bizimle paylaşması bizim için de çok etkiliydi. Çünkü ya ben de işte şey Türkiye'nin batısında doğdum, büyüdüm. Yani işte Türk denilebilir kimlik olarak. Kürtlerle yakınlaşmam aslında şeyle, Çayan Demirel'le oldu ve orada o hikayeleri dinlemek benim için en etkiliydi. Yani çok zordu, inanılmaz zordu, anlatamama zorlu. Hatta böyle bir ay falan ara vermiştik o çalışmada çünkü şey psikolojimi de bozdu. Her gün o hikayeleri dinlemek, o işkenceleri dinlemek vesaire. O yani insanlık onurunun ayaklar altında alınmasını detaylı biçimde ilk defa dinlemiştim ve psikolojim bozuldu hakikaten. Ondan sonra ya Doktor Şivan hani çok yani benim için önemli çünkü Kürt siyasi hareketinde, silahlı hareketinde de çok önemli bir figür Doktor Şivan. O beni çok etkilemişti. Bakur hani yani, ne bileyim o tarihe tanıklık etmek, oradaki yaşama tanıklık etmek ne bileyim, yıllardır hani hayalini kurduğum bir şeydi. O da gerçekleşti. Var bir sürü proje var. Hani ne bileyim, Devrimci Gençlik Köprüsü var bu işte Hakkari'de Zap suyun üzerindeki işte Denizlerin Köprüsü, Diyanalı bir Köprü, onun hikayesini yapmak. O da farklı bir deneyimdi. Çünkü o coğrafyaya ilk defa gitmiştim. İnanılmaz bir coğrafya. Çok güzel bir coğrafya. Öyle hani... Ya bir sürü var hani hangisini anlatayım ama en yani çok etkileyen ve çalışmaktan keyif aldığım projeler bunlar aslında. Yani arkeolojiyle de ilgili çalışmalar yaptık. İşte Enis Rıza'yla bir sürü proje yaptık eee i̇şte, bileyim mübadele ile ilgili belgesellerde çalıştık. İşte bir eee çöpte dosya eski buldum diye bir belgesel var. Bir karakteri 6 yıl boyunca takip ettik. Eski bir sokak çocuğu, kağıt toplayıcısı. Sonra işte e, kitap biriktiriyor. işte çalıştığı depoda ve onları satarak işte sahafla geçiş yaptı. Şimdi işte, ne bileyim sahaf camiasında bayağı bilinir, tanınan bir arkadaş Oktay Çetinkaya. O çok etkilemişti beni. Hala da dostumuz devam ediyor. Evet, kısaca böyle yani. Belgesel sinemayı senin için farklı kılan, özellikle bu alandaki çalışmalarda yer almana neden olan nedir? Yani bir görüntü yönetmeninin gözüyle belgesel sinemayı nasıl anlatırsın? Abi, belgesel sinema hani, kavram olarak zaten hani sinemacılar ve belgeselciler kendi aralarında da tartışıyorlar. Hala e, belgesel sinema şudur denilen bir şey söylendi mi? Söylenmiştir. Ben kaçırmış olabilirim. Bilmiyorum. Ya benim için belgesel sinema gerçekliğin estetik biçimde izleyiciye aktarılması. Hani o gerçekliğe dokunmadan, işte manipüle etmeden, e, çok bir şey değiştirmeden e, insan yaşamını, işte doğayı, işte coğrafyayı yönlendirmeden gerçekliği aktarmak. Yani kısaca bunu söyleyebilirim belgesel sinema için. Belgesel çalışmalarının kendine alan bulması açısından, izleyiciyle buluşması açısından ilgi ve imkanları yeterli düzeyde midir? Yani hedeflenen çevreye, beklenen ilgiye ulaştığını söyleyebilir miyiz? Belgesel sinema izleyici artık son 10 yıldır çok rahat ulaşıyor. Eskiden işte bu dijital ortamlar yoktu, YouTube kanalları yoktu vesaire. Belgesel sinemayı insanlar sadece işte festivallerde izleyebiliyordu. Çünkü Türkiye'de televizyonlar belgesel sinemaya yani gösterim için alanı açmıyordu. ya yani çok özel ekstrem bir şey yaparsan işte e, popüler bir iş yaptığında onu izleyebiliyordu izleyici televizyonda. O da çok nadirdir. Hatta bir dönem şeyi hatırlıyorum. E, televizyonlara kapatma cezası vermiyorlardı. Onun yerine şey belgesel yayınlayacaksınız. Yani ceza gösterim olarak gösteriliyordu belgesel. O yüzden kimse umursamıyordu. Ama şimdi gösterim alanları, mecralar çok çoğaldı. Ya bir sürü film üretiliyor. Yani cep telefonuna çektiğim bir şeyi hemen kurgulayıp hemen internete yükleyip işte üç dakikada da olsa beş dakikada da olsa insanlar izliyor. Bir anda şey yüz binlere ulaşabiliyor sayı. O eskiden böyle bir şey yoktu. Yani biz bu ne 90'larda 2000'lerin başında 2000'lerin işte sonuna doğru o 2010'larda inanılmaz bir şey alan açıldı belgesel sinemaya. Ya bundan dolayı çok mutluyuz aslında. Belgesel sinema izleyicisi daha özel bir yerde duruyor benim için. Hani yani tüketmek üzere izlemiyor. Hani bir şeyler öğrenmek için aslında. Yani kendine bir şeyler katsın diye istiyor. O yüzden daha nitelikli bir izleyişimiz var. Hani biz belgeselciler o yüzden çok şanslıyız. Yani tüketim nesnesi olmadığı için belgesel hep içinde zaten üretimi de barındıran bir şey kurmaca gibi işte parayı ver işte dişler mecrada izle işte sinema salonunda izle film bitsin çık hani onun üzerine konuşmuyor zaten insanlar hani sadece gidiyor işte bir buçuk iki saatlik süre içinde eğleniyor hani o kadar yani belgesel sinema tam tersi ya bu işte ne bileyim kendi yaşam felsefesine artı değer katacak yani Katıcan düşündüğü için gidiyor zaten izliyor belgeselleri. Yani dünyanın her yerinden insan hikayelerini izliyor çok rahat ve şey kendi yaşamına da bir yerinden dokunuyor aslında. Şu an sürdürmekte olduğunuz ya da yakın zaman için hazırlığını yaptığınız bir proje var mı? Ya 2017'de başladığımız bir proje var. Özkan Kütçü'nün yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptı Rojbaş projesi. Bu Rojbaş'ı bilmeyenler için kısaca anlatabilirim. İlk oynanan Kütçe oyun. Onun hikayesi aslında. O ilk oynayan kadroyu bir araya toplayıp tekrar boyunu canlandırabilir miyiz? Hani saniyeleyebilir miyiz? Sizin hikayesi aslında. O şey süreç takibi yaptığımız bir belgesel. O kendi içinde de dönüşüme de uğradı o proje. Böyle dökü drama tarzına döndü. Biraz kurmaca katmaya çalıştı. Hatta katacak da güzel de olacak proje. Aslında o pandemiyle beraber işte şey <laughs> projelerin hepsi de suya düştü. Ya yani bir arkadaşımızın bir projesi var. O yıllardır devam ettiğimiz bir proje aslında daha sonuçlanmadı e, siyasetinde tartışma kültürü üzerine bir belgesel. Onun arayışını yapıyor. İşte Kürt siyasetçilerle, aydınlarla, yazarlarla bir dizi görüşmeler yapıyor. Aslında bir şey, röportaj dizisi gibi. Aslında bir sözü tarih çalışması. O devam ediyor, bitmedi. İşte Demirtaş çıkınca aslında bir şey sonuçlanacak. İnşallah çıkar kısa sürede de biz de çekimimizi bitiririz. Çünkü başladığımızda bir ara vermiştik Demirtaş'ta ve şey cezaevine girdi ve yarım kaldı çekimlerimiz. Onun dışında var birkaç projede ama şey anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum bilmiyorum. Yani dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günleriniz olsun. Başka sanat programında bu haftada Koray Kesik'le birlikte sizlerin konuğu olduk. Önümüzdeki haftalarda yeni konu ve konuklarımızla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.